GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin dikkat çektiğini ve varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade edebiliriz. Endeksler tarafında Avrupa'ya baktığımızda genel anlamda yataya yakın e, fakat eksi de işlemler gördüğümüzü ifade edebiliriz. Gündemdeki başlıklara baktığımızda özellikle San Francisco Fed'in e, ekonomistlerinin yayınladığı hazırladığı bir çalışmada Fed'in faiz artışına yönelik beklentilerin birazcık daha artacağı yönündeki beklentilerin yorumlamanın çıkmasıyla birlikte dolar endeksinde yükselişler görüldü ve bu da endeksler tarafında endişelerin hissedilmesini sağlayan temel unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda varlık fiyatları da zaten bu çerçevede işlem gördü. Fed'in faiz artışı kaygılarının yansımasıyla birlikte piyasalarda e, özellikle gelişmekte olan e, ülke varlıklarının baskı altında kaldığını gördük. Dolar Türk Lirası paritesi de bu paralelde 1.19 seviyelerin üzerine kadar çıktı. E, San Francisco Fed'in yayınladığı raporda bahsettiğimiz gibi özellikle Fed'in e, piyasaların Fed'in faiz artışının hızını e, tam anlamamış olabileceği yönündeki ifadeler dikkat çekmişti. MTF fiyatlarına baktığımızda ise dolardaki yükselişin yine e, genel anlamda baskı yaptığını görüyoruz. Dolardaki yükselişle birlikte euro dolar paritesinde, e, sterlin dolar paritesinde, aynı zamanda dolar yen paritesi gibi majör taraflarda da, majör e, paritelerde de e, baskılar olduğunu ifade edebiliriz. Düşük yen, e, düşük değerli yen aslında Nikkei Endeksinin günü pozitif tarafta tamamlamasını sağlarken diğer taraftan baktığımızda e, önemli para birimleri karşısında dolar endeksindeki yükselişlerin etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa seansı sırasındayken kazançlarını tutunmayı başardı diyebiliriz aslında dolar endeksi. Bu paralelde salınım hareketleri gerçekleşti. Gün içerisinde İngiltere'den gelen veriler vardı ve bunlar da sterlin'de bir miktar yukarı yönlü hareketlerin destek bulmasını sağladı baktığımızda sanayi üretimi verisinin tahminlerden daha e, olumlu bir artış kaydettiğini görüyoruz. İmalat üretimi ise %0.3 ile beklenti paralelinde gerçekleşti. Ticaret açığı yine İngiltere tarafından açıklanmıştı ve Ağustos e, 2012 sonrasındaki en yüksek ticaret açığını görmüş oldu piyazalar. Genel anlamda Sterlin üzerinde, İskoçya'da İskoçya için 18 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumunda evet çıkabileceği yönündeki kaygıların baskı yaptığını görmüştük. Aşağı yöne Hareketler etkili oldu e, ada ülkesinin para biriminde. Bu temel faktörün genel anlamda geçerliliğini e, koruduğunu ifade edebiliriz. Gün ilk yarısında İngiltere'nin dışında Fransa'dan da açıklanan e, rakamlar vardı. Baktığımızda Fransa hükümetinin e, bütçesinin açığının büyüdüğünü ve e, diğer taraftan da ticaret dengesinin de e, ticaret açığının da e, büyüdüğünü gördük. Bu gelişmeler sonrasında piyasalarda özellikle günün ikinci yarısında İngiltere'den gelecek veri haberler yine yakından takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin Liverpool'da yapması beklenen bir konuşması var. Burada başkanın İngiltere'deki para politikalarına, bankanın para politikalarına ve ekonomik gelişmelere değinmesi halinde sterlinde fiyat değişimleri hızlanabilir. Özellikle İskoçya konusunda da başkanın değinmesi durumunda değerlendirmeler yapması durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın bağımsız bir İskoçya durumunda nasıl bir strateji izleyeceğine yönelik ipuçları alınabilir. Önemli bir başlık olduğunu ifade etmekte fayda var. Günün devamında ekonomi takvimine baktığımızda aslında önem derecesi yüksek verilerin bulunmadığını görüyoruz ama yine de takip edilecek rakamlar var ve 15-15'te Kanada'dan gelecek konut başlangıçları verisi ülkenin para biriminde etkili olabilecek önemli veriler olarak önemli bir veri olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. Son sonrasında Fed'in yakından izlediği ve ABD'nin istihdam piyasasına ilişkin sinyaller veren iş olanakları ve iş gücü hacmi verisi takip ediliyor olacak. İngiltere için ise GDP tahmini yüzde 0.6 idi. Bunda bir değişiklik olup olacak mı? Bunu izliyor olacağız. Saat 17'de Federal Açık Piyasa Komitesinin yine Yönetim kurulu üyesi Tarullo'nun bir konuşması gerçekleştirilecek. Burada özellikle Tarullo'nun yapacağı konuşmanın metninin yayınlandığını ifade edebiliriz. Genel anlamda bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor Tarullo'nun. Piyasalara baktığımızda gündemde özellikle jeopolitik riskler, Ukrayna tarafındaki gelişmeler, Orta Doğu'da atılacak adımlar ABD ve NATO ülkeleri tarafından. Bunun yanında da FED yönelik beklentilerle birlikte İskoçya gündeminin ağırlıklı olarak fiyatlamalar içerisinde hissedildiğini ifade edebiliriz. Son olarak San Francisco Fed'in yayınladığı bir raporda da bahsettiğimiz gibi gelişmekte olan ülke varlıkları baskı altında kaldı diyebiliriz. Toparladığımızda gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri bu şekilde bir özet haline getirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>